Merhaba arkadaşlar, Festival Amerika kanalına hoş geldiniz. Gelecek oyuncular açıklandı. Bu Perşembe günü Player of the Week var. Yanında bir de Şampiyonlar Ligi oyuncuları da gelecek. İki farklı liste olacak. Onun dışında bir de Pazartesi günü gelecekler de açıklandı. Pazartesi günü de Atletico Madrid oyuncuları ve Chelsea'nin kulüp seleksiyonu gelecekmiş. Chelsea yakın zamanda gelmişti. Atletico Madrid de bu sezon çok fazla gelen kulüplerden bir tanesi. Yine Konami aynı kulüpleri getirmeye devam ediyor. Pazartesi günü Atletico Madrid, Chelsea. Peki bu Perşembe geleceklere bakalım. Perşembe günü Şampiyonlar Ligi var özellikle. Ederson, Mahrez, Benzema, Kante, Marquinhos, Jorginho, Pulisic, Eder Militao, Walker, Foden, Zinchenko. Yarı finaldeki takımlardan, 4 takımdan oyuncular buraya getirilmiş durumda. Şöyle bir maksimum seviyelerini sırayla bakalım. Çünkü Şampiyonlar Ligi önemli. Buradaki oyuncuların maksimum seviyeleri çok yüksek de olabilir. Bakalım seviyeler nelermiş. Ederson 94. Hani birçok defa 94'lük kartıyla gelmişti. Kalecilik özellikten hepsi 99. Devam edelim. Mahrez 96, sağ açık oyuncusu. Hız 91, hızlanma 95. Verimli kanat oyun tarzına sahip. Topla olan ilişkileri gerçekten iyi. Pasları da var. İyi bir oyuncu. Şöyle devam ettiğimiz zaman Benzema 96'lık seviyesiyle gelecekmiş. Özellikleri de bunlar. Hız 86, hızlanma 81. Ofansif farkındalık, bitiricilik 94 değerlerine sahip. Şut gücü 89. Sonrasında Kante 94, ama ya daha da yüksek olmayı hak ediyor Kante. Özellikle teknik adam değişikliğiyle birlikte Tuchel'in gelmesiyle Chelsea büyük bir çıkış yakaladı. Chelsea takımı genel olarak hani çıkıştı, ama Kante'nin de orada farklı bir yeri var. Kante yine ama Konami'ye göre 94'lük seviyeyle geldi. Önemli bir oyuncu. Tam orta saha oyun tarzına sahip bu kartıyla. 86 hız, 89 hızlanmaya sahip. Defansif özellikleri çok iyi. 99 defansif farkındalık, 99 top kazanma, 99 agresiflik. Bir göbek oyuncusu için bunlar harika değerler. Ha, pasları da 90 ve üzerinde. 90-92. Hani benim çok beğendiğim oyunculardan biridir, ama oyunda da daha yüksek seviyeyi hak ediyor. Sonrasında Marquinhos. Paris Saint Germain'in defansif orta sahası, ama sadece defansif orta sahada değil. Stoper'de 96 oynayabilmekte, sağ bekte 93, farklı pozisyonlarda da oynayabiliyor. İyi özelliklere sahip, defansif anlamda çok iyi. Bir de defansif orta sahada da hani oynayabildiği için, hani ana pozisyonu defansif orta saha, ama biz tabii onu eskiden stoper olarak biliyoruz. Sonradan orta alana geçmişti. İyi de değerlere sahip. Ön libero oyun tarzına sahip. Stoperlere yakın oynuyor. Oyunda iyi oyunculardan biri. Hani ben şahsen beğeniyorum oyunda da. Jorginho 94, Chelsea'nin defansif orta sahası. Chelsea finale de yükseldi ve yarı finalde Real Madrid'e karşı da iyi futbol oynadılar. Pulisic özellikle oyuna girdikten sonra çok daha etkili olmuştu. Pulisic'i de çok merak ediyorum. O da listede var. Bakalım hangi seviyeyle gelecek. Hemen şöyle devam edelim. Peşine Pulisic 96'lık kartıyla gelecek. Hız 98, hızlanma 99. Top sürme, sıkı top tutma, denge çok yüksek seviyelerde. Alçak tam pas 85, yüksek tam pas 83. Bitiricilik 84. Hani o anlamlarda iyi değerlerde. Çok iyi diyemeyiz. Oyun tarzı verimli kanat 96'lık seviyesiyle gelecek. Eder Militao stoper oyuncusu. Real Madrid'in. Şöyle baktığımız zaman defansif farkındalık 98, top kazanma 97, agresiflik 97. Bu değerler çok iyi. Hız hızlanması da bir stoper için gayet güzel. 88-87 değerlerine sahip. Oyun kurucu sağ bekte de oynayabilmekte. 92 gibi iyi bir seviyeyle. Hani hızı da var. Pasları da 80 bandının üzerinde. Devam ettiğimiz zaman Walker sağ bek oyuncusu. Manchester City'nin sağ beki 99 hız değerine sahip. Hucumcu bek, hucuma katılır. Şut gücü 90. Pasları da 83-84. Top kazanma, hani savunma anlamında da defansif farkındalığı 78. Top kazanması var. Agresifliği var. Foden 97 seviyeye ulaşıyor. Göbek oyuncusu, Manchester City'nin genç yetenekli oyuncusu. Hız 90, hızlanma 96. Topla olan ilişkileri 99. Kontrol, sürme, top tutma dengesi var. Alçaktan pas 92. Savunma anlamında zayıf, ama defansif farkındalığı yok, top kazanma yok, agresiflik 76. O anlamda hani oyunu savunma kısmında, oyun içerisinde zayıf. Baktığımız zaman da ofansif orta sahada 96, göbekte 97 yerlerinde oynayabilmekte. Ve Şampiyonlar Ligi'nin son oyuncusu Zinchenko. Manchester City'nin sol beki 92. Yani en düşük seviyeli oyuncu şu an Zinchenko gelecekler arasında. 81 hıza sahip. 85 hızlanmaya. Pasları filan da var. Hücumcu bek oyuncusu. Bunlar Şampiyonlar Ligi oyuncularıydı. Perşembe günü gelecekler. Perşembe günü bir de Player of the Week var. Hani
Avrupa'da son maçlarda oynanan performanslara, son maçlardaki performanslara göre seçimlere bakalım. Orada da önemli isimler var. Lewandowski'yi görmüştük. Hemen bakalım Perşembe günü gelecek diğer oyuncular. O 99. Lewandowski, ben 99 beklemiyordum. Bir an şok oldum 99'u görünce. 98 gelir diye tahmin ediyordum. Hani çok yükseltmez diye. Lewandowski 99 seviyesiyle geliyor. Ofansif farkındalık 99. Bitiricilik 99. İki değeri çok iyi. Şut gücü 94. Hız 88. Hızlanma 83. Fırsatçı golcü Lewandowski yine güzel bir kartla karşımızda olacak. Pique 95'lik kartıyla Barcelona stoperi. Hızlanma, hani hızı yine var ama hızlanması çok düşüktür. Ama savunma özellikleri yüksek olan bir stoper. Toni Kroos 95. Real Madrid tabii yarı finalde de Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Ligde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Toni Kroos'un bu kartı, pasları çok iyi Toni Kroos'un. Orkestra şefi. Derin paslar da atabilmekte savunma arkasına. Pellegrini göbek oyuncusu, Roma'nın şöyle baktığımız zaman da iyi özelliklere sahip. Ki kulüp selection'da da vardı. Özellikleri de bunlar. Hızlı bir şekilde devam ettiğimiz zaman Rakitic 93 göbek oyuncusu. Hızlanması düşük. Pasları iyi olan bir oyuncu. Alex Sanchez var. Inter takımı. Inter takımının santraforu. Onun da özellikleri bunlar. Hemen kalecimiz 94'lük Lille'in kalecisi. Lille'den Burak Yılmaz'ı da beklerdik. Şov da yapmıştı hafta sonu. Harika. Hani iki gol attı. İkinci golü harikaydı. Sol ayağıyla ceza sahası dışına uzaklardan çok iyi yapıştırdı. Çok da güzel gol attı ve haftalardır iyi performans sergiliyor. Tercihini kalecilerinden yana kullanmış Konemi. Kalecilik özellikleri ama gerçekten çok iyi. 98'in altında kalecilik özelliği yok. Sıçraması da 91. Hücumcu kaleci şöyle boyu da 1.91. Güzel bir kart yapılmış. Osimhen 96'lık kartıyla gelecek Napoli'nin santraforu. Ben de bunun yanılmıyorsam 94'lük kartı vardı. İlk geldiği zamanlar düşürmüştüm. Napoli maç değerlerinde kullanıyordum. Olympique Lyon'un Gimenez göbek oyuncusu. Özellikleri bunlar. Şöyle Tomori 94'lük Milan'ın stoperi. Hız hızlanma değerleri iyi. Defansif özellikleri de 90'ın üzerinde. Ve Marcos Alonso Chelsea'nin sol beki 92 seviyeye ulaşan kartıyla gelecek. Özellikleri de bunlar. Bunlar Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Bir de pazartesi gelecekleri şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Hani orada Atletico Madrid, Chelsea var. Seviyelerini yükselttiler mi acaba? Onlara da şöyle bir bakalım. Atletico Madrid'den başlayalım. Oblak daha ilk seviyesi 94. Şöyle hemen hızlı bir şekilde açalım. Şimdi yoğunluk bazen olabiliyor. Ben ilk açtığımda hatalar veriyordu. Şimdi biraz daha azalmış hatalar. Şimdi yoğunluk olacak. Belki şu an yakın vakitlerde girerseniz PES Master çökebiliyor. Hani bu sayfaları açılmayabiliyor. Oblak 95, 94'ten 95'e çıktı. Kalecilik özellikler hepsi 99. Çok iyi. Savunma kalecisidir. Çizgi kalecisi. Hani kalesinde durarak oynar. Luis Suarez 97'lik kartıyla geliyor. Hız 77, hızlanma 81. Ofansif farkında 97, bitiricilik 94, şut gücü 91. Devam edelim. Lorente 97 ofansif orta saha. Önemli özellikleri de sahip. Bir ofansif orta sahanın bu kadar yüksek hıza sahip olduğunu hani her zaman göremiyoruz. Pasları da var. Bitiricilik, şut gücü, ofansif farkındalık, o değerleri de iyi. Agresif de bir oyuncu. Jimenez'e baktığımız zaman stoperleri 97. Ben normal kartını bile beğenirim. Bu kartı 97. Hız hızlanması çok yüksek değil. Ama savunma anlamında gerçekten güçlü, iyi bir savunmacı. Sıçrama 99, defansif farkındalık 96, top kazanma 96, agresiflik 99, fiziksel temas 98, alçak tempo 83 olan bir stoper oyuncusu. Yok edici oyun tarzına sahiptir. Hani top kazanma isteğiyle oynar sahada. Hani hızı da şöyle 90 bandında falan olsa yok ederdi yani rakipleri. Harika bir oyuncu. Ben beğeniyorum da. Bu sayfa hata verdi. Kimde hata verdik? Saul. Saul'u da çok merak ederim. 95'e kadar çıkarmışlar. Saul hani göbek oyuncusudur. Ben geçen sene bazen sol bekte de kullanıyordum. Sol beki şu an 89 olarak gösterilmekte. Hani göbektir ama beklerde bile kullanılabiliyor. Yani o derece bir tekniği vardır. Savunma özellikleri iyidir. Göbek oyuncusu için pasları var. Hız hızlanması fena değil. Hemen devam ettiğimiz zaman Koke. Bakalım Koke 95 göbek oyuncusu. Önemli özelliklere sahip. Son iki oyuncu kaldı. Felix. Evet, Atletico Madrid'de Felix var. 98. 98 seviyeli Felix. Geçen sene 101'ini düşürmüştüm. Bakalım bu sene Felix kaça kadar çıkacak? Geçen sene 101 seviyeye kadar çıkmıştı Felix.
98'lik kartında çok iyi özelliklere de sahip. Hızı 90, hızlanma 96, toplu olan ilişkileri çok yüksek değerlerde. Ofansif farkındalık, bitiricilik, şut gücü 90 ve üzerinde. Pasları da var. Çok güzel bir karta sahip Felix. Gizli forvet 98, sol açık 90. Ben ofansif orta sahada da kullanıyordum hani Felix'i. 96. Hani kaptı mı gidiyor zaten. Ha, fiziksel temas falan hani o şekilde bir darbe aldığında dağılabiliyor. Hani kötü yanı o. Hani hızlı olsa ama rakibinden kurtardı mı gidiyor. Ve son olarak Trippier 94 sağ bek oyuncusu. Hemen bir de Chelsea'ye bakalım arkadaşlar. Chelsea'de de yüksek seviyeli gelebilecek oyuncular var. Timo Werner'i de merak ediyorum. Havertz var yine. Rudiger Mount var, genç oyuncu. Geçtiğimiz zamanlarda yüksek seviyelerle gelmişlerdi. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Aspilicueta 95. Sağ bek oyuncuları. Özellikleri bunlar. Timo Werner 96. 96'lık kartının özellikleri. Hız ama çok yüksek. Ofansif farkındalık var. Bitiricilik 92. Şut gücü 87. Olan bir forvet oyuncusu. Havertz 97. Ofansif orta saha. Hani böyle 99 falan yazarlar mı diye meraklı bir giriş yaptım. Hani çünkü bazen konumu yükseltebiliyor yüksek farklı bir şekilde. Havertz 97. Önemli bir oyuncu. Güzel özelliklere sahip. Geçtiğimiz zamanlarda birçok defa gelmişti. Rudiger 95 stoper oyuncusu. Hızı 90, hızlanma 87. Stoper için güzel. Defansif farkındalık 97, top kazanma 94, agresiflik 94. Hani gayet güzel bir yok edici oyun tarzına sahip, güzel bir karta sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama dayanıklılık düşük. Yani 88 dayanıklılık özellikle de stoper için daha da yüksek olmasını isterdik. Allah'tan çok hani bek falan değil. Yani bek olsa 88 de maçı bitiremez. Oyuna göre de stoperin de işi zor. Hani önde oynuyorsanız çok git gel yapacaktır. Yine yorulacaktır. Mount 98. Chelsea'de şu an en yüksek seviyeli oyuncu Mount. 98'e ulaşıyor. Ofansif orta saha. Çok da güzel özelliklere sahip baktığımız zaman. Hani defansif anlamda tabii ki hani zayıf özelliklere sahip. Topla olan ilişkisi, hücuma yönelik olan baktığımız zaman özellikleri gayet güzel. Yaratıcı oyun kurucu. Son 3 oyuncu kaldı. Zuma, onu da merak ediyordum. 94'lük kart ile gelecek. Zuma böyle hani uzun boylu, hava hakimiyeti olan bir oyuncudur. Sıçraması 98 yapılmış. Top kazanma 96. Hız 89. Hızlanma düşük ama. Hemen devam edelim. Mendy kalecileri 92. Yani daha da yükseltebilirlerdi bence. 92 olmuş. Kaleci yakalaması 91. Uzaklaştırma 94. Daha da yüksek olabilirdi. Yani düşük olmuş. Ve son o 97 hiç beklemiyordum. Hudson Odoi 97. Chelsea'de çok iyi seviyeyle kapattık. Hala 92'den sonra bu kadar yükseliş yapacağım hiç aklımın ucundan geçmemişti. Sol açıkları özelliklerini merak ediyorum. 99 hız, 99 hızlanma. Ben böyle hızlı oyuncuları gördüm mü çok mutlu oluyorum. Özellikle de kanat oyuncuları. Top kontrolü, top sürme 96-98. Ofansif farkındalık 86, bitirecek 81. O değerlerin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Zayıf ayağı 2. Şut gücü 91. Ceza sahası dışından da etkili şutlar çekecektir. Falsosu da 85. Hani iyi. O değerleri. Bayağı heyecanlandırdı beni bir an. Bu kadar beklemiyordum o değeri. Verimli kanat oyun tarzına sahip. Chelsea'nin son gösterdiğimiz oyuncusu da buydu arkadaşlar. Sizler top açılım yapmayı hangilerinden düşünüyorsunuz? Yapacak mısınız? Görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz oyuncular, etkilendiğiniz oyuncular var mı? Ben biraz tepkilerim de galiba belli ettim. Ummadığım seviyeleri de gördüm. Bakarken yüksek seviyeliler de vardı. Beklentimin altında olanlar da vardı. Hani daha yüksek olmasını istediklerim de vardı. Bunlar gelecek arkadaşlar. Perşembe günü Şampiyonlar Ligi oyuncuları. Bir de hani Lewandowski, Lippi, Kilo, Player of the Week. Pazartesi günü de Atletico Madrid, Chelsea gelecekmiş. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.